Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gündelik kullanabileceğiniz yazmalara, kolay, gösterişli, küçük havlulara, nozörtlerine kullanabileceğiniz kolay, gösterişli, çıtı pıtı bir oya modeli çalışacağız. Çok çabuk yapabileceğiniz bir oya modeli. İplerim, polyester iplikler kullanıyorum arkadaşlar bugün. Şimdi ilk önce zürafamı atıyorum. Benim örnek bezim zaten. Siz tülbentlerinizi ilk önce zürafanızı yapın. Yapacağınız yere. Ondan sonra da bu modelimizi koyabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. İplerimi kullanmadan önce mutlaka esnetiyorum. Kullanırken de çok çekeceğim zaten. Şimdi ipimi bağlıyorum. Şu kısmını dışta bırakıyorum. İpimi bağlıyorum. Düğüm atıyorum. Sıktırıyorum güzelce. Daha sonra ipimi kesiyorum buradan ve alamıyorum iğnemi. Evet, şimdi yandaki zürafaya geçiyorum bir tane. Sonrakine de geçeceğim. Sonra çiçeğimin taban kısmını yapmaya başlayacağım. Son yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Aynı yere batarak bir tane pırpırımı oluşturuyorum. Pırpır yaparken çok sıkmıyorum. Yerleştirdikten sonra sıkıştırıyorum. Evet, şimdi tekrar iğnemi alıyorum. Aynı yere batıyorum yine. Yine sıkıştırmadan düğümü yerleştiriyorum ve daha sonra güzelce sıkıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Bu şekilde çalışarak 3 tane pırpırımı oluşturdum. Şimdi yandaki zürafanın içine aşağıya iniyorum. Bir tane daha geçiyorum. 2 tane zürafam oluyor arada. Tekrar bir daha geçiyorum. Bu da 3. zürafa. Ve onun üzerine geriye geliyorum. Daha sonra son pırpırımın içine batıyorum. İpimi geriye getirmiş oldum yine. Daha sonra yine bu pırpırın içine batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha pırpır. Tekrar tutuyorum ama çok sıktırmıyorum. Pırpırı yaparken boyunu ayarladıktan sonra bakın daha tam sıkıştırmadım. Ondan sonra sıkıştırıyorum pırpırımı. Şimdi tekrar alttaki zürafamın içine geriye geliyorum. Pırpır gibi görünmesi için biraz mum beri bırakarak burayı bağlıyorum. Şimdi tekrar şu üstteki pırpırıma geliyorum. Tabii hafif yine rahat olsun buradaki ipiniz. Çok gergin olmasın şu kısmı. Şimdi onun içine batarak tekrar pırpır oluşturuyorum. Yine 3 tane pırpırımı yapıyorum buraya. 2 ve 3. pırpırım. Evet, buradaki 3 tane pırpırımı da yaptım arkadaşlar. Yine alttaki zürafanın içine batarak ipimi uzatıyorum. Uzatırken yine dediğim gibi şu şekilde biraz kavisli bırakıyorum. Şimdi buraya yine bir tane pırpır yapacağım. Tekrar alta iniyorum. Zürafama batarak bir zürafa. Sonra yine yandaki zürafaya geçerken bir zürafa daha. Tekrar
Bu şekilde devam ederek 10 tane zürafa yapacağım araya. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ve 11. zürafama geçiyorum. 11.yi yapıyorum. Yine onun içine geriye geliyorum. Aynı şekilde yapraklı motifimi oluşturuyorum buraya. Evet, 3. pırpırımı da yapıyorum. Aynı bundan oluşturarak devam ediyorum modelime. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde çalışarak yeşil kısımlarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi üst kısımlarına geldi. Minik minik çiçekler yapacağız oralara da. Şimdi yavru ağız ipim var. Hemen alıyorum. İlk motifime geliyorum. İpimi bağlıyorum. Şimdi aynı yere batıyorum. Pırpırımın üzerine geliyorum. Çok büyük olmasın pırpırlarınız, çok hoş olmaz. Birazcık daha. Evet. Bu şekilde ayarlıyorum pırpırımın boyunu. Daha sonra yine aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum, ayarlıyorum ve sıktırıyorum. İpimi altta yürütüyorum, bu ipimi motifim bitene kadar. Biraz uzun oldu, hemen küçültüyorum. Evet, aynı boya getirdim. Şimdi bu şekilde devam ediyorum pırpırlarımı yapmaya. Dört, beş, altı, ve 7. Evet, biraz büyük olanları hemen küçültüyoruz. Düğümü kıpırdatırsam zaten küçülür o kendiliğinden. Hafif kıpırdattığımda. Daha sonra tamamen sık. Oh, pardon, çok özür dilerim. Makas fırladı elimden. Alttaki ipimi de kesiyorum. Allah Allah. Evet, bu şekilde yaparak modelimi oluşturuyorum arkadaşlar. Daha sonra evet şu şekilde. Yandakine ben yeşille yapacağım. Siz yazmanıza kullanacağınız yere uygun olarak istediğiniz renklerde ya da rengarenk çalışabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak modelimizi oluşturduk. Kolay, zarif bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.